Dün ABD enflasyon verileri geldi. Yine kıyametler kopuyor. Yine ezberci ekonomistler korku pompalayıcıda çıktılar ve Amerika'nın bitmeyen enflasyon problemi, Fed faizleri yükseltmeyi bile düşünebilir. Bittik, öldük, hisse senetleri aşağı düşecek, her şey satın. Yine bu zırvalıklar başladı. Ben böyle gürültülere pabuç bırakmam. Dün canlı yayında da zaten görüşlerimi anlatmıştım ama orada veriler biraz tazeydi henüz. Yeterince analiz edememiştim. Ama şimdi siz detaylara girecek göreceksiniz ki bu ABD'de enflasyon problemi falan yok. Bir iki tane kalemde biraz arıza var. Bunun bir kısmı aşırı hırslı şirket yöneticileriyle ilgili, bir kısmı biraz yapısal, bir kısmı Fed'in enflasyonu hesaplama şekliyle ilgili ama enflasyon hızla düşmeye devam ediyor. Hazırsanız bu ilginç bölüme başlıyoruz. Anlatacaklarım elbette bir tavsiyesi değil ama beni dinlemeden finansal işlemde yapmamanıza fayda var çünkü piyasa boş gürültüyle dolu. Başlamadan önce mutlaka bazınızı dikkatini çekti. Sol gözüm biraz kuşmuş durumda. Burada böyle bir şişlik var. Neden? Açıkçası bilmiyorum. Hayır dayak yemedim. Sabah uyandığımda böyleydi. Umarım geçer. Bir tedavi önerisi olan varsa aşağıya yazsın lütfen. Bakalım enflasyon nasıl gelmiş? Manşet enflasyon CPI aydan aya 0.4 geldi. Beklenti 0.3'tü. Bundan dolayı yıllıktaki enflasyonda %3.4'lük beklentiden %3.5'e doğru gitti. Bir önceki ayın enflasyonu %3.2 idi. Buradan enflasyon çok mu hızla yükseliyor diye bir korkuya kapılınabilir ama bunun temel sebebi baz etkisinin Mart ayında pek olmamasıydı. Detayını biraz sonra bakacağız. Çekirdek enflasyona baktığımızda 0.4 geldi aylıkta. Beklenti 0.3'tü. Beklentimiz üzerinde. Bundan dolayı yıllıkta da %3.7'den %3.8'e gittik. Beklentinin üstünde kaldık. Geçen ayla aynıyız yıllık seviyede. Türkiye'deki ve dünyadaki ezberci ekonomistler araştırmayı burada bitiriyorlar ve enflasyon korkuşturuyorlar Biz tabii öyle değil detaycıyız. Bakalım nereden gelmiş bu enflasyon? Gıda enflasyonuna baktığımızda bu ayın enflasyonu %0.1 evden yemek yeme, yıllıklandırdığınızda %1.2'ye gelir sorun yok. Dışarıda yemek yeme biraz artmış 0.3, bunun enflasyon üzerindeki etkisi %5.36 civarına fakat dışarıdan yemek yeme sık oynuyor görüyorsunuz. Bu yüzden buradan çok büyük bir genelleme çıkarmak zor olur. Yıllıkta %4.2 ama gıda kategorisinin toplamına baktığımızda yıllıkta %2.2 enflasyon var FED beklentilerine paralel. Üstelik de FED bunları 2025-26'da bekliyordu bu sayıları. Şu anda buraya ulaşmış durumda gıda. Gıda da bir sorun yok. Enerjiye baktığımızda açıkçası beklemeden iyi geldi. Bir önceki ay enerji emtiyalarındaki enflasyon %3.6 ile aylık. O %1.5'a e indi. Hala var burada sayı. Enerji hizmetlerine enflasyon 0.8'di. O 0.7'ye indi. Toplamda enerji kategorisine baktığımızda aylıkta %1.1 yıllıkta %2.1 Burada da bir sorun yok gibi. Yeter ki enerji fiyatları yükseliş artık dursun. Peki ürünlere bakalım şimdi. Commodities less food and energy. Yani enerji ve gıda ile ilgili ürünleri dışarıda bıraktığımızda enflasyon ne? Şu kalem eksi 0.2 bu ay. Yıllığa baktığımızda eksi 0.7. Burada tek bir istisna kalem var. Giyimde biraz artış var. 0.6'dan aylıkta 0.7'ye gitmiş. Oysa otomobil fiyatları eksi 0.1'den eksi 0.2'ye. ikinci el araç fiyatları 0.5'ten eksi 1'e. Medical care dediğimiz tıbbi ürünlerde hafif bir artış var ama 0.2 seviyesine zaten yıllıkta 2.5'e geliyor. Orada bir sorunumuz yok. Tütün ürünlerinde enflasyon yine düşmüş 0.8'den 0.4'e. Yani enerjiyi ve gıdayı dışına bıraktığımızda bütün ürün kategorilerindeki enflasyon eksi 0.7. Bu bu ay biraz yükselebilir mi? Belki. Çünkü emtia fiyatları biliyorsunuz hızlı gidiyor yukarı doğru. Ama bugün yeni bir veri geldi. Çin'de enflasyon yine düşüşte. Özellikle üretici fiyatları endeksinde negatif bir enflasyon geldi. Amerika ürünlerin çoğunu Çin'den ithal ettiğine göre burada yine yüksek bir enflasyon beklemek önümüzdeki aylarda zor. Zaten şu anda eksi de Services less energy services. Yani hizmetlerden enerji hizmetleri düşünce enflasyonuna gelmiş. Bakıyoruz 5.4. Burası korkutucu. Aylıkta da 0.5. İşte ürkülen yer burası. Yani Fed'in esas müdahale edebildiği ürün kategorisinde enflasyon yok. Gıda da enflasyon yok. Enerjide enflasyon var ama ona Fed'e zaten pek müdahale edemiyor. Ama hizmetler tarafına gel bize işler biraz moral bozu gibi gözüküyor. İşte bundan dolayı diyorlar ya yapışkan enflasyon böyle bir de havalı tabirleri seviyorlar. Ezberlemeye böyle ağızlarından düşürmemeyi. Bakalım peki ne olmuş orada? Shelter barınma da 0.4'lük enflasyonumuz var. Bu bir önceki aile aynı. Yıllara vurduğumuzda %5.7. Bunu alt kategorilere böldüğümüzde kira tarafında hatırlayın burada iki kategorimiz var. Kiracılara sorulan kira yani sözleşmelerden gelen kira orada düşüş var. 0.5'ten 0.4'e gerilemişiz. Ev sahipleri de en azından yükseltmemişler. Kira beklentide yine 0.4'te kalmış. Yani kiralarda FED raporunda bir yükselme yok. Bu sevinirici çünkü çok büyük bir kalem. İkisinin toplam ağırlığı %36'yı buluyor. Burada da bir derdimiz yok gibi gözüküyor. Tıbbi hizmetlerde dert var. Buradaki enflasyon 0.6'ya gelmiş bu ay. Ama yıllıkta hala %2.1'de aslına bakarsanız. Hastane hizmetlerine enflasyon %1 o da yıllıkta %7.5'a gelmiş. Şimdi burada soru şu. FED faizleri yükselterek hastaneler de hastalara kesilen faturayı azaltabilir mi? Azaltamaz. Buradaki sorun yapısal bir sorun. Demek ki ya hastanelerin sayısı yeterli değil ya doktorların sayısı yeterli değil. Bir de şunu biliyoruz. Bir iki yıl önce özellikle bu COVID döneminde hemşirelere doktorlara çok ciddi zamlar yapıldı Amerika'da. Belki onun etkilerini hala görüyoruz. Buradaki enflasyon Fed'in kontrolündeki mesele değil. Gelelim ulaşım hizmetlerine. Burada enflasyon çok yüksek gibi. Yıllıkta yüzde on, aylıkta yüzde bir buçuk. Şimdi burada diyeceksiniz ki eyvah eyvah Amerika'da ulaşım çok pahalı ne vesaire pek değil aslında. Bunu yükselten iki tane kalem var. Birbirine de bağlantılı zaten. Bir tanesi araç bakım tamir hizmetleri Yüzde %1.7'lik aylık enflasyon var. Yılda %8.2'yi buluyor ve araba sigorta. Rekor burada aylık da %2.6, yıllık da %22.2. Uçak biletleri ise düşmüş durumda bu ayda. Yıllıkta ise eksi 7.1. Yani şöyle bir özetleyecek olursak burayı araba sigortaları ve tıbbi hizmetler dışında ciddi bir enflasyon kalemi problemi kalmamış durumda. Diğerlerinde ya eksi enflasyon var ya hedeflenen seviyelerde enflasyon var ya da aylık ufak tefek hareketlenmeler olmakla beraber doğru yönde giden enflasyon var. Bütün Amerika'nın enflasyon hikayesi iki kaleme gelip dayanmış durumda. Bu önemli bilgiyi başka size kimse vermiyor ve Fed'in faizleri artması gerektiğini söylüyor. Oysa Fed'in faizleri artarak düşürebileceği bütün enflasyon kalemlerinde tam bir başarı var aslında ama iki kalemimiz var ki orada dert sürüyor. Şimdi o iki kalemin etkisi ne kadar büyük olduğunun detaylarına biraz. Bakın yıllık enflasyona baktığımızda araç sigortaları %22.2 artmış. Hemen ondan sonra kiralar geliyor. Ev satın alma, housing yüksek hala gerçi düşüş var. Konuşacağız biraz sonra. Restoranlarda yemek yemek pahalı. Kişisel hizmetler pahalı. Buralar yüksek biraz. Buna karşın Fed'in direkt etkisinde olduğu bütün kalemlerde ciddi düşüş var. Ürünler, hava yolları, oyuncaklar, kullanılmış araçlar, sıfır araçlar hepsinde enflasyon eksilerde. Şu bölge ise yani %2.8'e kadar olan bölge ise hedefler çerçevesine gidiyor. Bunlar zaten Fed'in bu yılki hedefinin bile altındalar. Demek ki bizim şuradaki birkaç kaleme özellikle de araç sigortanı ve kiraya biraz daha detaylı bakmamız gerekiyor. İyi tahmin yapmak istiyorsanız veriye ihtiyacınız var. Ben de bu çerçevede seti takip ediyorum. Ücretli üyesiyim. Bizim ezberciler gibi cimri değilim. Ben bu işlere para harcıyorum ve çok ilginç bir veri sunuyor burada Fanset. Diyor ki, yıldan yıla enflasyon oranı %3'ün altına düşen enflasyon kalemlerinin toplam oranında artış var. Bakın şuralardayken 2020'lerde pek çok enflasyon kalemi %3'ün altındaymış. Sonra Covid'le beraber bu sayı çok çok düşüyor. Şu anda ise düzenli olarak yukarı doğru gidiyoruz. Evet, henüz 2020'lere gelmemiş durumda. Fakat gittikçe daha fazla kalemin yıllık enflasyon oranı %3'ün altına iniyor. Bir kere bu akılda kalacak bir bilgi daha olsun. Araç sigortaları durmuyorlar. %22 yıldan yıla yükselme var. Aylıkta baktığımızda bir önceki ay 0.85 yükseltmişti. Ondan önceki ay %1.42 idi. Bu ay %2.58 inanılmaz sayılar. Araç sigortaları tek bir kalem olarak ele almamamız lazım. Araç sigortaları neyle bağlantılılar? Doğrudan doğruya bir kere araç bakım ve koruma hizmet bir de kiralanmış araçlarda çünkü biliyoruz ki kiralık araçlarda daha fazla hasar oluyor. Bu üç bin enflasyon üzerindeki direkt etkisine baktığımızda çünkü direkt etkiyi anlamak için enflasyon üzerindeki çarpı etkisine bakmamız lazım. Neden bilmiyorum. Araba sigortaları %3.6 gibi çok yüksek bir orana sahip. Araba bakım hizmetleri %1.6 gibi orana sahip. Öte yandan araba kiralama hizmetleri 0.7 gibi orana sahip. Birinin çarpanla beraber 0.09 aylık enflasyonun etkisi var. Araç sigortalarının çar çarpıldığında 0.09 aylık enflasyona direkt etkisi var. Araç bakım hizmetleri 0.03, kiralama hizmetleri ise 0.02 oranında doğrudan doğruya aylık enflasyon etki ediyorlar. Çekirdek enflasyona etkisine baktığımızda Şubat ayında bu 3 kalemin etkisi 0.08 iken Mart ayında 0.14'e çıkmış 0.6'lık burada bir sayı var. Hatırlayın çekirdek enflasyonumuz 3.8 seviyesinde. Bu aradaki fark olan 0.6'yı düşün. Çekirdek enflasyon 3.2'ye geliyor ve çok mutlu olacağı bir sayıya dönüşü veriyor. Yani sigorta sandığımızdan da büyük bir dert. Peki araç sigortaları neden bu kadar yüksek geliyor ve bir düşme eğilimine girer mi? Bir kere bir zaman etkisi var. Gecekerek düşecek araba sigortaları. Neden? Bakın burada En Wong isimli bir ekonomist güzel bir grafik sağlamış. Yeni arabalar, araç parçaları, araç bakım hizmetleri ve araç sigortalarını bir grafiğe oturtmuş. Ve görüyoruz ki 2022'nin ocağında yeni araç fiyatları, araç bakım hizmetleri, araç yedek parçaları zirve yapmışlar fiyatlarda. Şimdi o dönemde arabanız hasar aldıysa sigorta firması bir sonraki priminize bu yüksek fiyatlardan primliyor. Yani o yüzden sigorta fiyatları araç fiyatlarına, bakım fiyatlarına ve yedek parça fiyatlarındaki yükselişi gecikerek takip ediyorlar. Çünkü sigorta poliçeleri yıldan yıla yapılıyor. Bu yükselişin temel sebebi şuranın buraya yansımış olması. Ve gör görüyoruz ki aslında burada da eğilim yavaş yavaş yumuşayacak. Neden? Çünkü yeni sigortama dönemlerine doğru yaklaşırken araba fiyatlarında da gerek parça fiyatlarında da bakım fiyatlarında da aşağı doğru gerileme var. İkinci sebep de Amerika'da sigorta firmaları hazır fırsat ellerine geçmişken karlarını yükselttiler. Aynısı Türkiye'de de geçerli. Kaskolar vesaire inanılmaz yükseltilmiş durumda ve bugün bir rapor okudum Amerika'da otomobil sigortasından son dönemde müthiş kar elde ediliyor. Neden? Çünkü primler çok yükseldi. Hasarlar ise onun altında. Bir de bir yapısal mesele var. Yeni arabalarda daha fazla elektronik aksam var. Eski usul gidip bir sanayide arabayı tamir etmek falan mümkün değil. Bundan dolayı da arabaların tamir masrafları yapısal olarak da belki de 2020'den öncesine pek inmeyecekler. Özellikle de etik arabaların sayısı artacak. Etik arabalarda biliyorsunuz kaza durumunda hasar masrafı çok yüksek olabiliyor. Peki FED burada bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Devlet bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Devlet mesela bu sigorta firmalarının üzerine gidebilir, sorgulayabilir ama FED'in yapacağı bir şey yok. İşin içine bir de barınmayı koymak lazım. Barınmanın çarpanı çok yüksek. Yüzde %45. 45.4'e geliyor. Burada neler var? Kira, ev sahiplerine sorulan kira ve otellerde kalma. Bir de işte evlerin bakım hizmetleri, ev sigortaları vesaire. Bire koyduğumuz zaman toplam enflasyon içindeki ağırlığı yüzde %45. 45.4. Bu ay enflasyona doğrudan etkisi 1.28 puan. İnanılmaz yüksek. Yani burada araba sigortasının üzerinde bir kalem var aslında. İki kalemi eklediğimizde yüzde 3.8'e geliyor çekirdek. Bu iki kalemi düştüğümüzde ise yüzde 1.2 geliyor. Bu iki kareme sıfırlamak mümkün mü? Hayır, elbette değil ama demin gördük araba sigortalarında biraz aşırılık var. Aynı durum kiralarda da var. Bunun da sebeplerinden bir tanesi yine gecikmeler. Bakın Fed'in raporuna göre kiralar düşmeye devam ediyorlar Amerika'da ama biraz uzun sürüyor bu iş. Sadece zaman meselesi ve bu zaman meselesinin arkasındaki temel faktör de nedir? Kira sözleşmeleri yıldan yıla yapılıyor. Yeni kira sözleşmelerinin düşmesi zaman alıyor. Burada faizin yüksek olmasının bile olumsuz etkisi var. Nedir faizler yüksek olunca? Yeni ev inşaatları yavaşlıyor. Amerika'da Amerika'da yüzde %7'yi bulmuş durumda. Bundan dolayı da ev arzı kısılıyor. Yani Fed'in faiz yükseltmesi aslında enflasyonu yine artırıcı bir rol oynuyor ev kiraları tarafına baktığımızda. Ev kiraları ve sigortalardaki düşüş önümüzdeki dönemde enflasyonun gidişatını belirleyen ana mesele olacak. Herkes petrolü konuşuyor, MTA'yı konuşuyor. Bir miktar etkileri var ama çekirdekte etkileri bundan azalıyor. Esas konu sadece bu iki kaleme kadar indimde. Bu nedenle ben olumluyum. Görüşte hiçbir değişiklik yok. Evet Fed'in faiz indirme süreci biraz ertelenmiş olabilir. Çünkü FED'de de bu detaylar mutlaka var ama en dipteki rakama baktığımızda %3.8 çekirdek enflasyon var meselesi konuşulurken FED'in faiz indirmesi zor olabilir. FED'in bu konuda çok politik davrandığını iddia edebilir basın vesaire. Ama FED yetkilileri bunu görüyorlar. O yüzden hani dün dile getirmeye başladı. FED tekrar faizleri artırabilir. Bakın enflasyon geri yükselişe başladı. Bunlar tamamen palavradır arkadaşlar. Sayılarla size ortaya koydum. İki kalem var ve bu iki kalemde de FED'in müdahalesinin etkisi olmuyor. Hatta özellikle konu tarafında etki olumsuz olabiliyor. Bir de şu %2 meselesinin üzerine bir durmak lazım. Fed'in hedefi var ya. Aslında Amerika Birleşik Devletleri %2'lik enflasyon neredeyse hiç sahip olmamış. Charlie Bilaleo dün Twitter'da paylaştı. Son bir yıllık manşet enflasyon ortaması %3,5. 2 yıllık 4.2, 3 yıllık 5.6. 4 yılınki 4.9, 5 yılınki 4.2, 7 yılınki 3.6. Yani şu anda zaten enflasyon Amerika'nın normal ortalamalarında. Bu %2 saçmalığını F FED neden kendini kısıtladı o da ayrı bir tartışma meselesi. Ben de bekliyorum. Fansat güzel aslında anlatmış. Her enflasyon raporundan sonra piyasalar böyle bir sarsılıyorlar, düşüyorlar. Fakat sonra yükseliş geri başlıyor. Ben yükselişin geri başlayacağını düşünüyorum. Çünkü ilk gün bu manşetlerden dolayı bir panikler oluyor. Algoritmalar devreye giriyor. Vatandaş, bireysel yatırımcılar da panik yapıyorlar vesaire. Sonra detaylara girdikçe aslında doğru yolda olduğumuz gözüküyor. Bu çerçevede ben hala FED'in Haziran'da faiz indirme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Öyle özellikle de Nisan ayı enflasyonunda baz etkisinin ne kadar büyük olduğunu gördükçe. Ne demek istiyorum burada? Bakın bunlar 2023 enflasyonları. 2023'te Ocak 0.5'ti, Şubat 0.4'tü aylıkta. Sonra Mart'ta 0.1'e inmişti. O nedenle bu ay baz etkisinden pek yararlanamadı. O yüzden Nisan'da baz etkisi tekrar devreye giriyor. Geçen sene enflasyon Nisan'da 0.4'tü. Yani önümüzdeki ay enflasyon 0.3 gelirse mesela enflasyonu düşürüyor düşüş trendi tekrar başladı demektir. Ve ben önümüzdeki ayda enflasyon 0.3 veya altında gelebileceğini tahmin ediyorum. Hatırlayın ben geçen senenin sonunda Ocak, Şubat, Mart'ta iyi enflasyon verileri geleceğini söylemiştim. Fakat Ocak'ta gelen veriden sonra sustum ve dedim ki biraz hesap karıştı şimdi. Bazı kalemlerdeki bu yapışkanlığın çözülmesi vakit alacak gibi gözüküyor. O yüzden Şubat'ta da Mart'ta da enflasyon raporu gelmeden hemen önce attı tweetlerde enflasyon yüksek gelecek dedim. Nisan'da ise bence düşük gelecek. Çünkü Nisan'da baz etkisi tekrar devreye giriyor. Kiralar tarafındaki düşüşün somut etkilerini almaya başlayacağımızı düşünüyorum. Çin'den yine düşük bir enflasyon geldi. Onun mu yansıyacağını düşünüyorum. Emtia fiyatlarında özellikle enerji fiyatlarında çok ciddi bir zıplama yoksa gelecek ay Amerika'da tekrar enflasyonun gerilemeye başladığı dönem olacak. Bu çerçevede elbette yanılabilirim ama ben şöyle düşünüyorum. Kısa vadede faize duyarlı hisseler dayak yemeye devam edecekler. Ne demek faize duyarlı? Bizim Tesla'mız gibi ürün satışı faize duyarlı. Neden? Krediyle satıyor çünkü ki değerlemesi faize duyarlı. Neden? Çünkü gelecekteki nakit akışlarının bugüne iskont edilmesindeki faiz artıyor. Faize duyarlı çünkü Tesla'da böyle bir durum yok ama özellikle küçük şirketlerde bu çok sorun var. O yüzden dün IWM küçük şirketler endeksi çok dayak yedi. Onlarda borç fazla, para az gibi. Bu nedenle kısa vadede bu tip şirketler dayak yiyecekler. İşte dün de zaten para Meta gibi, Nvidia gibi yerlere aktı. Neden? Borçları yok. Nakit akışları çok kuvvetli. Faizler ne olumsuz. Ne işleri etkileniyor ne bilançoları. Ama bu dönem aslında bana sorarsanız faize etkilenenleri toplama dönemi. Çünkü enflasyon düşüyor. Eninde sonunda o araç sigortaları da kıvamına gelecekler. Eninde sonunda kiralara da gerçek sayılar yansıyacak. Öyle olmasa bile FED bence eninde sonunda şu açıklama yapacak. Ben mücadele edebileyim kalemlerdeki mücadeleyi tamamlamış durumdayım. Geri kalan kalemlerde hükümet politikalarına ihtiyaç var. Konut arzının artırılması gerekiyor. Biz enflasyonu yendiğimizi düşünüyoruz. Faiz indirimleri burada makul olabilir. Öbür türlü ülkeye resesyonu sokabiliriz. Bu çerçevede hiç karamsar değilim. Hala iyimserliğimi aynen koruyorum. Yıl sonu S&P 500'ün 6000 üzerine çıkacağı konusundaki hedefimden de vazgeçmiyorum. Umarım açıklayıcı ve net olmuştur. Bu vesileyle dün canlı yayına katılmayanların da bayramı buradan kutluyorum. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.